Merhabalar arkadaşlar, Adek kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Limit Yayınları'nın yapmış olduğu Türkiye geneli 2. TYT denemesinin coğrafya sorularını hep beraber çözmeye çalışacağız. Herkese iyi seyirler dilerim arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. Buna göre salgın hastalıkların yayılma hızının aşağıdaki özellikleri taşıyan bölgelerin hangisinde daha fazla olması beklenir arkadaşlar? Bakın burası önemli. Biyolojik kökenli afetlerin başında kolera, tifo, sıtma, verem gibi salgın hastalıklar gelmektedir. Yakın zamanda bu hastalıklara COVID-19 salgını eklenmiştir. Çeşitli virüs ve bakterilerin insan vücuduna bulaşması sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar belirli dönemlerde çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Çoğunlukla insandan insana bulaşan, burası önemli arkadaşlar, çoğunlukla insandan insana bulaşan salgın hastalıkların yayılma hızı bölgeden bölgeye değişmektedir. Şimdi diyor ki hangisinde daha fazla olması beklenir? A seçeneğinde nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelerde arkadaşlar bu virüslerin, bakterilerin yayılma hızı daha fazladır. Çünkü bu bakteriler daha çok insandan insana bulaştığını söylüyor. Dolayısıyla nüfus yoğunluğu fazlaysa orada bu hastalıkların yayılma oranı, yayılma hızı daha fazladır diyebiliriz. Sorumuzun cevabı bu nedenle A seçeneği gelmiştir arkadaşlar. Geliyoruz 7. sorumuza. Aşağıdaki harita üzerinde aynı anda 4 merkezin yerel saatleri verilmiştir. O vakit bu merkezlerin yerel saatlerini bulmaya çalışalım. Bakın saat 7'ye gelmek üzere, öğleden önce 06.55 diyebiliriz burası için. Londra'nın saatine baktığımızda yine öğleden önce saat 12'ye gelmek üzere, dolayısıyla 11.55 diyebiliriz. Yeni Delhi'nin saatine baktığımızda öğleden sonrasıymış arkadaşlar. 6'ya gelmek üzere, o yüzden öğleden sonra dediği için 17.55 diyebiliriz. Yeni Delhi'nin saati için. İstanbul'un saatine baktığımızda yine de öğleden sonra 2'ye geliyor arkadaşlar. 13.55 de diyebiliriz İstanbul saatine. Haritaya göre bu merkezlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar. A seçeneğinde aralarındaki yerel saat farkının en fazla olduğu merkezler New York ve Yeni Delhi'dir diyor arkadaşlar. Evet, New York en batıda, Yeni Delhi en doğuda olduğu için aralarındaki yerel saat farkının en fazla olduğu iki şehir New York ve Yeni Delhi'dir. O yüzden A seçeneğine ulaşılır. B'de İstanbul ile New York arasında yaklaşık 7 saatlik yerel saat farkı vardır diyor. Evet arkadaşlar, İstanbul'un yerel saatinden New York'un yerel saatini çıkardığımızda en az 7 saatlik bir zaman farkının olduğunu göreceğiz. O yüzden B'ye de ulaşılır. C'de aynı anda güneşin ufuk düzleminde en yüksek noktada olduğu merkez Londra'dır. Saatine baktığımızda Londra'da öğlen vaktidir ve güneş tam tepe noktadadır. O yüzden C seçeneğine de ulaşırız. D'de New York'ta güneş Londra'ya göre 7 saat önce doğmaktadır. Arkadaşlar baktığımızda New York en batıda olan şehrimizdir. Dolayısıyla güneş en geç doğar New York'ta. O yüzden D seçeneğine ulaşılamaz arkadaşlar. Sorumuzun cevabı D seçeneğiydi. E'ye de bakalım. Londra, Yeni Delhi'nin 90 meridyen batısında yer almaktadır. Şimdi arkadaşlar bunun sağlamasını şöyle yapalım. Londra'nın saati kaçmış? Öğleden önce 11.55'miş. Yeni Delhi'nin ise 17.55'miş. 17.55'ten 11.55'i çıkardığımızda yerel saat farkını bulmuş olacağız. 0, 0. Şurası 6. 6 saatlik yerel saat farkı var arkadaşlar. 1 saat 60 dakika olduğu için 6 çarpı 60 yapacağız. Bu da 360 dakikaya tekabül edecek. 360'ı da arkadaşlar 2 meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı olduğu için 4'e böleceğiz. Böldüğümüzde 90 meridyen fark olduğunu bulacağız iki merkez arasında. O yüzden E'ye de ulaşılırdı. Sorumuzun cevabı böylelikle D seçeneği gelmiş oldu arkadaşlar. Geçiyorum 8. soruma. Makiler kısa boylu ağaç ve çalılardan oluşan bitkilerin genel adıdır. Sandal, zakkum, defne, yaban mersini, yabani zeytin, sakız, menengiç, keçi boynuzu ve kerimez meşesi makileri oluşturan bitki türlerinden bazılarıdır. Buna göre makileri görmek için haritada numaralandırılan bölgelerin hangisine gitmeye gerek yoktur diyor. Yani diyor ki hangisinde maki bit görüntüsü görülmez arkadaşlar. Akdeniz iklimi görülmez diye soruyor. Birinci bölgemiz ABD'nin batısında Kaliforniya eyaletinin olduğu yerdir. Ve burada dar bir alanda Akdeniz iklimi görülür. Maki bitki topluluğuna ulaşmamız mümkündür burada. O yüzden biri eledik. İkinci bölgemiz arkadaşlar Akdeniz havzasının olduğu yerdir ve Akdeniz iklimi görülür. Akdeniz iklimi görüldüğü için doğal bitki örtüsü makilerdir. Dolayısıyla buraya da gidilebilir. Üçü şöyle bırakalım arkadaşlar. Dördüncü bölgemiz
Afrika kıtasının en güneyinde Cape Town şehrinin olduğu yerde yine burada dar bir alanda Akdeniz iklimi görülür. Makinelere rastlamak mümkündür deyi değerledik. Beşinci bölgemiz Avustralya'nın güneyi arkadaşlar. Şurada ve yine şurada iki yerde dar alanlarda Akdeniz iklimi görülür. Makibik Körfezi'ni rastlamak mümkündür. O yüzden buraya da gidilebilir arkadaşlar. Üçüncü bölgemiz Hazar Denizi'nin kuzeyinde step ikliminin olduğu yerdir. Dolayısıyla burada Akdeniz iklimi görülmez. Makilere rastlanmaz. O yüzden makileri araştırmak için buraya gidilmesine gerek yoktur arkadaşlar. Sorumuzun cevabı C seçeneğiydi. Geldim 9. soruma. Görseldeki bilgilerden yararlanılarak Türkiye nüfusu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diye soruyor arkadaşlar. Şimdi görsellerimizi şöyle baktığımızda Türkiye'nin nüfus piramidi verilmiş. Şurada nüfusun cinsiyetlerine göre dağılımı verilmiş. Şurada da arkadaşlar nüfusun kır ve kent nüfusuna dağılışını göstermiş. A seçeneğinde 80 yaş üstü nüfus içinde kadınların oranı aynı yaş grubundaki erkeklerden fazladır diyor. Şimdi 80 yaş dediği için arkadaşlar şurayı baz almamız gerekiyor. Buradan yukarısına baktığımızda kadınları gösteren pembe tarafın sütunlarının arkadaşlar karşısındaki mavi sütunlardan sağa doğru biraz daha uzun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu neyi gösteriyor? 80 yaş üzerindeki kadın nüfusun 80 yaş üzerindeki erkek nüfustan biraz daha fazla olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şu pembe sütunun biraz daha sağa doğru uzun olmasından bunu çıkarabiliriz. O yüzden A seçeneği doğrudur. Eledik. B'de 75 milyon üzerinde kişi yaşamını kentlerde sürdürmektedir. Nüfusumuzun %92,8'i şehirlerde yaşıyormuş. Dolayısıyla 83 milyonu 100'e bölüp 92,8'e çarptığımız zaman bunun yaklaşık 77 milyon küsurata denk geliyor. Dolayısıyla 75 milyondan fazla insanımız ne yapıyor? Şehirlerde yaşıyor. O yüzden B'ye de ulaştık. 0-19 yaş grubundaki nüfus toplam nüfusun %25'inden fazlasını oluşturmaktadır. Yine 0-19 dediği için arkadaşlar bakın şuradan aşağısını alacağız. Burasını da oranladığımızda arkadaşlar yine %25'ten fazlasına tekabül etmektedir genç nüfusumuzda. O yüzden C'yi de eledik arkadaşlar. Buna da ulaşılır. D'ye baktığımızda Türkiye'nin nüfus özellikleri gelişmiş ülkelerinkine yakındır. Evet arkadaşlar bakın piramidimize baktığımızda piramidinizde doğum oranlarının azaldığını görüyoruz. Piramidin tabanı kapandığı için dikilmiş görüyorsunuz. Dolayısıyla daha sonra nüfusumuzun büyük bir kısmı %93'e yakını kentlerde yaşıyormuş. Bu da gelişmiş ülkelerin nüfus özelliklerine benzeyen bir özelliktir arkadaşlar. O yüzden Türkiye nüfusunun da gelişmiş ülkelerinkine yakın olduğunu söyleyebiliriz. E seçeneğine baktığımızda 65 yaş üstü kadın nüfusun büyük bölümünün kırsal kesimde yaşamaktadır diyor. Arkadaşlar bu belki doğrudur, belki yanlıştır. Fakat buradaki nüfus piramidine, şuradaki nüfusun cinsiyet durumunu gösteren tabloya ve kent ve kır nüfusunu gösteren grafiğe bakılarak buna ulaşamam arkadaşlar. Çünkü burada ayrıyeten 65 yaş üstü için bir grafik verilmemiş. O yüzden sorumuzun cevabı E seçeneğidir. E seçeneğine ulaşamayız arkadaşlar. Geliyorum 10. ve son soruma. Aşağıdaki doğal unsurlar ve bunlardan yararlanma şekilleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye soruyor arkadaşlar. Topraklar, tarımsal üretim, bazı sanayi kollarında ham madde olarak kullanma. Evet arkadaşlar çimento üretiminde kullanılır sanayi için. Tarımsal üretimde ekip biçme faaliyetlerinde yine ne yaparız? Toprağı kullanırız. O yüzden A seçeneği doğrudur. B'de volkanik kayaçlar, jeotermal enerji üretimi ve ısınma için kullanırız diyor. Arkadaşlar biz jeotermal enerji elde etmek için volkanik kayaçları kullanmayız. Jeotermal enerji demek enerjisini, ısısını yerin altından alan sıcak su kaynakları demektir. Dolayısıyla sıcak su kaynakları yerin altından doğal olarak sıcak gelirler ve bunu biz ısıtmak için özel bir çaba harcamayız. O yüzden B seçeneği yanlıştır arkadaşlar. Yanlış eşleştirilmiştir. Biz daha çok enerji elde etmek için organik tortul kayaçları kullanırız. Onlar da nedir? İşte kömür, lignittir. O yüzden B seçeneği yanlış oldu arkadaşlar. C'de akarsular, içme ve kullanma suyu elde etme, enerji üretimi için yine akarsuları kullanıyoruz arkadaşlar. Doğrudur. D'de ormanlar, kağıt ve mobilya üretimi dinlenme mesire alanı olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla yine doğrudur arkadaşlar. E'de denizleri de ulaşım, balıkçılık ve turizm faaliyetlerimiz için yani yaz turizmi için kullanıyoruz. Plaj turizmi için E seçeneği de doğruydu. Sorumuzun cevabı B seçeneğiydi arkadaşlar. Böylelikle bir denememizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Limit yayınlarına da bu güzel denemesi için ayrıca teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Deneme çözmeyi ihmal etmeyin.